Merhaba, ben diyetisyen Çiğdem İlçi. Weltunger İlfe tarafından hazırlanan okul öncesi ve okul çağı çocuklarında beslenme eğitim modüllerinin birinci bölümünü izlemektesiniz. Bu videoda çocuklarda yeterli ve dengeli beslenmenin önemi nedir, besin grupları nelerdir ve çocukların hangi besin grubundan ne kadar tüketmesi gerekir sorularının cevaplarını bulacağız. Beslenme, sağlığı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitesini yükseltmek için vücudun ihtiyacı olan besin öğelerini yeteri kadar ve uygun zamanda almak için bilinçli yapılması gereken bir davranıştır. Besinler enerji verir, büyümeyi sağlar ve hastalıklardan korur. Çocukluk döneminde kazanılan beslenme alışkanlıkları ömür boyu sürer. Bu nedenle sağlıklı, yeterli ve dengeli beslenme alışkanlığı çocuklara mutlaka kazandırılmalıdır. Çünkü beslenme, ihtiyaç duyulan besin öğelerini sağlayarak hem çocukların büyüme ve gelişmesini destekler, hem de öğrenme kapasitelerini artırarak okul başarılarını yükseltir. Çocukların yeterli ve dengeli beslenmesinin sağlanmasındaki amaç, kahvaltının atlanmaması, vitamin ve minerallerin yeterli tüketimi, liften zengin gıdaların sıkça tüketilmesi, yeterli protein alımı ve kalsiyum ihtiyacının karşılanmasıdır. Çocuklarda yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması için 4 ana besin grubundaki besinlerin önerilen miktarda tüketilmesi gerekir. Besin grupları 4 başlıkta sıralanabilir. Süt ve süt ürünleri, et, yumurta ve kuru baklagiller, sebze ve meyveler, ekmek ve tahıllar. Süt ve süt ürünleri grubunda süt, yoğurt, ayran, kefir, peynir, sütlaç ve muhallebi gibi sütlü tatlılar ve süt tozu bulunur. Çocukların günde 3-4 porsiyon süt ve süt ürünü tüketmesi önerilir. Süt, yoğurt ve kefir için 1 su bardağı, peynir için hem uzunluk hem kalınlık olarak 2 parmak büyüklüğündeki peynir bir porsiyon anlamına gelir. Kalsiyum, protein, D vitamini, bazı B grubu vitaminler ve A vitamini içeren bu besinler, büyüme ve gelişme, dokuların onarımı, kemik, diş gelişimi ve sağlığı ve sinir ve kasların düzenli çalışmasından sorumludur. Et, yumurta ve kuru baklagiller grubunda kırmızı etler, beyaz etler, yumurta, kuru baklagiller ve şarküteri ürünleri bulunur. Çocukların günde 2-3 porsiyon tüketmesi önerilir. Etler için 1 avuç içi, yumurta için 1 yumurtanın kendisi ve kuru baklagiller için 4 yemek kaşığı 1 porsiyon anlamına gelir. Protein, demir, çinko, fosfor, magnezyum, B12 ve diğer B grubu vitaminler ve A vitamini içeren bu besinler, büyüme ve gelişme, hücrelerin yenilenmesi ve doku onarımı, kan yapımı, sinir, sindirim sistemi ve deri sağlığı ve hastalıklara karşı direnç oluşumundan sorumludur. Meyve ve sebzeler grubunda patates hariç bütün sebzeler ve bütün meyveler bulunur. Çocukların günde yaklaşık olarak 3-4 porsiyon tüketmesi önerilir. Meyveler için 1 yumruk kadar meyve, sebzeler için 4 yemek kaşığı sebze 1 porsiyon anlamına gelir. C, A ve B2 vitamini, folik asit, demir, magnezyum ve posa içeren bu besinler, büyüme ve gelişme, hücrelerin yenilenmesi ve doku onarımı, kan yapımı, diş ve diş eti sağlığı, deri ve göz sağlığı ve hastalıklara karşı direnç oluşumundan sorumludur. Ekmek ve tahıllar grubunda buğday, çavdar, yulaf ve mısırdan yapılmış ekmekler, bazlama, yufka, makarna ve şehriye gibi undan yapılmış yiyecekler, pirinç, bulgur, irmik ve patates bulunur. 3-5 yaş arasındaki çocukların günde 3 porsiyon, 6-12 yaş arasındaki çocukların ise günde 5 ila 9 porsiyon tüketmesi önerilir. Somun ekmek için 1 parmak kalınlığında, 1 el büyüklüğünde 1 dilim ekmek, Suriye ekmeği için 1 ekmeğin 1/4 biri, makarna, pirinç, bulgur, şehriye ve irmik için 4 yemek kaşığı, patates için 1 yumruk kadar patates 1 porsiyon anlamına gelir. Karbonhidrat, bazı B grubu vitaminler, mineraller ve posa içeren bu besinler vücudun temel enerji kaynağıdır. Aynı zamanda sinir, sindirim sistemi, deri sağlığı ve hastalıklara karşı direnç oluşumundan sorumludur. Tüketilen besinlerin sindirimi ve emilimi, metabolizma sonucu vücutta oluşan zararlı maddelerin uzaklaştırılması, sıvı dengesinin korunması ve vücut ısı denetiminin sağlanabilmesi için 3-5 yaş arasındaki çocukların günde 1,5 litre,
6-12 yaş arasındaki çocukların günde 2 litre su içmesi önerilir. Şimdi okul öncesi ve okul çağı çocuklarında beslenme eğitim modüllerinin ikinci bölümüyle devam edeceğiz.